Bana endi ovqatlanishlikka taalluqli bo'lgan ayrim hadislarni o'qiymiz. Ota-ona farzandiga kiyinish, ovqatlanishlikdagi islomiy ko'rsatmalarni ta'lim berishligi kerak. Oldingizda bolangiz o'tirib ovqatlanadi, kuzatasiz. Qachon kuzatasiz? Svet o'chgan bo'lsa? Ana televizor o'chiq bo'lsa. Mana shu televizor haqida dars qildik. Kim ovqatlanayotgan paytda televizorni o'chirib qo'yadi? Bir qo'l ko'tarib qo'yinglar-da. Men qolganlar o'chirardi, shuning uchun qo'l ko'tarmayapti qolganlar. Subhanalloh. Ajoyib-a? O'tgan darsimizda aytdik-ku, agar o'zga sayyoraliklar kelib turibdi, qarab tursa tashqaridan bizga bildirmasdan kuzatib. Televizorni ko'rib turib, biz unga bo'lgan bog'liqligimizni ko'rib, shu iloh shakilik. Bular sig'inadigan iloh shakilik desa kerak. Turib yoqamiz, chochiyatib ham qarab turamiz, kiyinib ham qaraymiz, kirib televizorni yoqamiz, bolamizga, ayolimizga qarash yo'q. Ya, aytdik, televizor yomon narsa emas, bu haliga qilichga o'xshagan narsa, yaxshilikka yomonlik ish, lekin ota-ona bolasini qanday ovqatlanayotganiga e'tibor berishligi shart. Chunki qush inida ko'rganini qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad keltirgan, Imom Termiziy keltirgan hadisda: "Ma mala'a ibnu adama wi'an sharron min batni." Odamning qornidan ko'ra yomonroq to'ldiradigan idishi yo'q. Qaytaramiz. Odamning qornidan ko'ra yomonroq to'ldiradigan idishi yo'q. Hasbu ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Odam bolalariga belini tiklash uchun bir necha luqma taom kifoya qiladi. Fa in kana la mahalata. Agar ziyoda yemaslikni iloji bo'lmasa, 3dan biri taom uchun, 3dan biri sharob uchun, 3dan biri havo uchun. Nimani? Qorinni. Bolalarning jasadi birodarlar juda tez o'sadi. Shuning uchun ular nimaga muhtoj? Ko'p-ko'p yesang kuchli bo'lasan deydi. Yo'q, noto'g'ri. Keragini yesang kuchli bo'lasan. Rasululloh aytibdilar, inson to'ldiradigan idishlarning ichidagi eng yomon idish qorin. Endi agar ko'proq yeyishlik kerak bo'lsa, 3dan 1 deyapti. Biz nima deymiz? Kattalar bilan teng hisob beramiz ovqatni. Yesang nima olasan? Ko'p yesang katta bo'lasan degan uslub bilan agar muomala qiladigan bo'lsak, bolalarimizni yoshligidan kasal qilib qo'yamiz. Yoki shu ozgina ovqatga qonni to'ymaydigan bo'lib qoladi. Qanday yo'l tutish kerak? Bu savol emas. Chunki shariatimizda har bitta narsaga ko'rsatma bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziy keltirgan hadisda Ibn Abbos roziyallohu anhu'dan: "La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir, walakin ishrabu masna va sulasa." Hadis qiling. Mana endi ichimlik, suyuqlik ichishga qarash nima deyilgan? Tuya ichgandaqa bir ko'tarib ichmanglar deyapti Rasululloh. Ichiladigan narsa. Balki 2ga 3ga bo'lib ichinglar. Massul ma'a massan va la ta'ibuhu abban fa innal kubada min al-abbi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suvni bir ko'tarishda simirib ichmanglar, balki bo'lib-bo'lib ichinglar deyapti. Chunki mana shu bitta ko'tarib ichishlik insonga zarar qilar ekan. O'ylab ko'rganmisizmi shu narsani? Tuya tumshug'ini shunday suvga tiqadi, to'lgich ichadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu narsani siz bilan bizdan qaytaryapti. Mana shu narsani bolalarimizga o'rgatishligimiz kerak bo'ladi. Yana bir hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suv ichilayotganda mana shu idishni ichiga nafas olishidan payg'ambarimiz qaytargan. Chunki bunda ham insonning jasadiga zarar bor. Taom va sharob odoblari. Agar ota bolasini bir narsani ichayotganda qarab tursa, bismilloh deb ich. Uch bo'lib ich. Nafas olma, o'tirib ich. Ichib bo'lgandan keyin alhamdulillah deb ozgina nazorat qilib qo'ysa-chi, odat bo'lib qoladi. Odat bo'lib qoladi. La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir, walakin ishrabu masna va sulasa.
وَسَمُّ اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَحْمَدُوا اِذَا اَنْتُمْ فَرَغْتُمْ Tüye içkeni kebbe bir kötarip içmeyler. Belki iki üç bölüp içiyler. Bismillah ayetiyler eğer boşlasaylar. Ve elhamdülillah deyiler eğer sizler tüketseyler. اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْاِنَا Eğer sizlerden bıraktan ki su içse, bas idiş içige nefes olmasın. Ne oldu dedi? Yaş varlar, bu düşünün kadar su içer. Nefes yetmeyi koladı, su dişi yatıp, ağzına olmasına içige nefes oladı. Çünkü hiç kim kaytarmayken bu narsadan. Eğer şu narsana zararlı geçiştirilse, ata ona etibar kısa şu adını yok atadı. Biz özümüz işte değil mi özümüz? Kanık içeğimiz. Bir çanka kendi bulasın, kötürürsüz, tüye güçe. Yani tiketürü çekken buladı ola. Ne tiketürü çekken buladı. İmam-ı Tirmizi'nin rivayeti de şunday hadis var. Abu Hurayra radıyallahu anhudan. Resulullah dediler. La yeşrabenne ahadun minkum kaimen. Femen nasiye fele yestaqiye. Tiketürü su içmeyler diye. Kim esten çıkarıp içip koyan olsa kayıt kılıp çıkarırsın. Tiketürü su içmeyler. Kim esten çıkarıp tiketürü içip koyan olsa kayıt kılıp çıkarırsın. Meşakkat bu kayıt kılıp çıkarış. Ama tiketörü içliydi, meşakkatı keyin, kayıt kılıp çıkar şeyden köre, yomara buladı. Oturup içeylik, oturup içeylik. Bilesiler, buradalar, hadisler var. Kişi özünü yüge kirip geliyordu, Bismillah dese şeytan işi teylik oladı. Eğer Bismillah'ın esten çıkarsa, şeytan ayıtadı askerler. Yok, bugün yatakka cay topdiler dedi. Yüge kirip Bismillah'da ayıtı okat yasa, aç kaladı. Eğer Bismillah da etmese, şeytan askerleri yaitadı. Bugün keşke avukat gelip eriştiler deydi. İtibar verişlik gerek, dikkat kılıçlik gerek, örgütçilik gerek.